Jetfoiler. Bu sörf tahtası diğer benzer elektrikli araçlardan sualtı kanadına sahip olması sebebiyle hemen ayrılıyor. Sörf tahtasının altında yer alan sualtı kanadı sayesinde sörfçüler su üzerinde süzüldükleri esnada bir miktar havaya da yükselebiliyorlar. Jetfoiler tamamen güçlü ancak bir o kadar da hafif malzemeler kullanılarak üretilmiş bir araç. Genellikle sörf yarışlarında da bu gibi materyallerden üretilmiş araçlar tercih ediliyor. Sörf tahtası yeterli hıza ulaştığında sörfçü geriye doğru eğilir ve araç doğrudan su üzerinde havaya yükselir. Sanki su üzerinde uçuyorlarmış gibi bir görüntü ortaya çıkar. Sörf tahtasının yönlendirilmesinde ise kullanıcının ayakları devreye giriyor. Motor yönetimi ise kablosuz bağlantıyla uzaktan kontrol ediliyor. Jetfoiler'ın geliştiricisine göre bu sörf tahtasını kontrol etmek görüldüğü gibi zor değil. Bu yüzden Jetfoiler hem profesyonel sörfçüler hem de başlangıç seviyesindeki macera perestler için gerçekten de mükemmel bir seçim. Jetfoiler'ın piyasa fiyatı ise henüz belli değil. Arka board. Bu alışılmışın dışında tasarıma sahip olan araç, yerden yaklaşık 30 cm yüksekliğe kadar havalanabiliyor. 36 küçük ama güçlü elektrik motoru sayesinde bu havalanma olayı oldukça kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Bu motorların toplam gücüyle ise normal kiloda bir insan rahatça arka board'un üzerinde durabiliyor. Tüm birleştirme vidaları ise arka board'un iç tasarımında bulunuyor. Böylelikle daha havalı bir dış görünüş fırsatı yakalıyor. Arka board'un güç ünitesi ise tam olarak 272 beygir gücüne sahip. Toplam itme gücü ise 195 kilogram. Aracın üzerinde durmakta olan insanın ağırlığına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte arka board ortalama 6 dakika boyunca havada kalabiliyor. Arka board'un çıkabildiği maksimum hız değeri ise saatte 20 kilometre olarak ölçülüyor. Sadece tek bir batarya şarjıyla ise araç hiç durmadan 2 kilometre yol kat edebiliyor. Böylesi bir araç için 2 kilometre yol gidebilmek gerçekten de güzel bir özellik. Arka board havadayken tüm dengesi üzerinde duran kişinin vücut dengesiyle sağlanıyor. Eagle E1. Kolay taşınabilir bu elektrikli kaykay, oldukça kompakt boyutlara sahip olması sebebiyle hızlı ve kolay yolculuğu sevenlerin bir numaralı tercihi olabilir. Kaykayın toplam ağırlığı ise yalnızca 2 kilogram, yerden yüksekliği ise 43 santimetre olarak ölçülüyor. Eagle E1'in şarj olması için gereken süre ise tamı tamına 1,5 saat. Tek bir şarjla araç bataryası 11 kilometreye kadar durmaksızın yolculuk yapabilmeye olanak sağlıyor. 400 watt motoru sayesinde Eagle E1 15 derecelik eğimleri bile kolaylıkla çıkabiliyor. Kolay taşınabilmesi için ürünü aldığınızda paketten bir de özel tasarım bir sırt çantası çıkıyor. Hydrofoiler X1. Hydrofoiler X1, yenilikçi bir tasarımı ve aynı zamanda sualtı kanatları bulunan bir araç. Tasarım üzerinde yer alan pervane sistemi, pedallar veya 400 wattlık güçlü motorla çalıştırılabiliyor. Aracın gövde kısmı alüminyum ve karbon fiber parçalar kullanılarak üretilmiş. Bu materyallerin tercih edilmesi sebebiyle Hydrofoiler X1 hem hafif hem de oldukça dayanıklı bir araç. Aracın geleneksel bisikletlere benzer bir iskeleti bulunmuyor. Su üzerinde kullanılabilmesiyle ise diğer bisikletlerden keskin bir çizgiyle ayrılıyor. Hydrofoiler X1 çalışma esnasında saatte 20 km hıza kadar kolaylıkla ulaşabiliyor. Tek bir şarjla ise durmaksızın 1 saat boyunca kullanıma olanak sağlıyor. Hydrofoiler X1'in taşıyabileceği maksimum ağırlık ise 100 kilogram olarak belirtiliyor. Bu elektrikli bisikletin kendi ağırlığı ise yalnızca 20 kilogram. Sökülebilir tasarımı sayesinde ise aracı bir yerden bir yere taşımakta oldukça kolay. Ne yazık ki elimizde bu güzel deniz bisikletiyle ilgili herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Velobike. İşte karşınızda dünyanın ilk katlanabilen ve kendi kendine şarj olabilen elektrikli bisikleti. Velobike'ın toplam ağırlığı ise yalnızca 11 kilogram olarak belirtiliyor. Dilendiği zaman araç katlanıp bavul boyutuna getirilebiliyor. Böylelikle Velobike'ı arabanızın bagajında veya ofisteki çalışma masanızın altında kolaylıkla saklayabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanı sıra Velobike'ın tasarımında özel tasarım lastikler de bulunuyor. Böylece kullanımınız bitip bisikleti katlayacağınız zaman lastikleri de bisikletle birlikte katlayabiliyorsunuz. Diğer batarya dolum sistemlerinin aksine Velobike kullanıcısının pedal çevirme ve frene basma hareketleriyle şarj olabilme özelliğine sahip. Çünkü Velobike tasarımında mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen bir sistem bulunduruyor. CIV 800.
CIV-800 aslında kullanışlı ve dayanıklı, hibrit kaykay, moped ve motosikletlere benzeyen bir tür elektrikli scooter. İsminde de yer alan 800 wattlık güçlü motoru sayesinde saatte 35 km hıza kolaylıkla ulaşabiliyor. Bunun yanında 24 cm genişliğindeki güçlü lastikleri sayesinde CIV-800 kullanıcısına güvenli bir yolculuk vaat ediyor. Keskin virajlarda bile kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor. CIV-800'ün sahip olduğu batarya ise tek bir şarjda tam 80 km yolculuk yapabilmeye olanak sağlıyor. Ayrıca internet mağazasında CIV-800 için özel olarak tasarlanmış bir mobil uygulamaya erişebilmek mümkün. Bu uygulama sayesinde aracınızın bilgilerini ve son durumunu cep telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Kubo. İşte karşınızda büyük eşyalarınızı bile kolaylıkla taşıyabileceğiniz yeni nesil bir elektrikli scooter. Tüm eşyalarınızı ve ağır yüklerinizi scooter'ın hemen arka bölümünde yer alan depolama bölmesine yerleştirebiliyorsunuz. Depolama bölmesi scooter'a monte edilmemiş, aksine iskeletle birlikte tasarlanmış. Bu sebeple kullanıcının eşyalarının güvenliği için endişe duymasına gerek kalmıyor. Depolama bölmesinin ek olarak koruyucu yan yüzeyleri ve çelik kancaları bulunuyor. Kaliteli ve güvenli olması amacıyla tasarlanan bu yeni nesil bagaj sistemiyle tüm yolculuğunuz boyunca eşyalarınızın durumunu düşünmekten kurtulabilir ve konforlu bir yolculuk geçirebilirsiniz. Bu yenilikçi tasarıma sahip scooter saatte yaklaşık 72 km hıza kadar ulaşabiliyor ve bataryası sadece tek bir şarjda 80 km yolculuk yapabilmenize olanak sağlıyor. Aracı istediğiniz herhangi bir zaman şarj etmeniz mümkün. Kubo'nun bataryasının dolması ise sadece birkaç saat sürüyor. Trek 1. Bu eşsiz tasarıma sahip 3 tekerlekli elektrikli kaykay, kar, kum, yumuşak zemin gibi aklınıza gelebilecek herhangi bir yüzeyde kolaylıkla hareket edebilmenize olanak sağlıyor. Aracın ön kısmında ise büyük çivili lastikler, arka kısmında ise bir adet güçlü Caterpillar palet bulunuyor. Trek 1'in çıkabildiği maksimum hız değeri ise saatte 32 km olarak belirtiliyor. Tek bir şarjda aracın bataryası hiç durmaksızın 20 km yol kat edebilmeye olanak sağlıyor. Trek 1'in tam anlamıyla şarj olabilmesi için gerekli süre ise yaklaşık 3 saat. Araç güçlü lastikleri sayesinde 50 dereceyi aşmayan tepecik ve engelleri kolaylıkla aşabiliyor. Trek 1 ayrıca suda da karada olduğu gibi kullanılabiliyor. Gerekli durumlarda kullanıcı isteğine göre ise Trek 1'e ek tekerlekler bağlanabiliyor. Rowbike. Elektrikli ve geleneksel bisikletlerin aksine bu bisiklet ne pedal çevirmeyle ne de güçlü bir motorla hareket ediyor. Rowbike'ın eşsiz tasarıma sahip mekanizması yolculuğunuza sanki kürek çekiyormuşsunuz gibi bir hava katıyor. Bisikletin tasarımında hareket ettirilebilen bir sele bulunuyor. Böylelikle engebeli yerlerden geçerken sürücünün konforu bozulmuyor. Kullanıcı gidonu her kendisine çevirdiğinde ise pedal çevirmiş gibi bisikletin hareket etmesini sağlıyor. Bu tasarımda gidon bir kaldıraç mantığıyla çalışıyor ve aracın hızı kontrol edilebiliyor. Ayrıca Rowbike kullanıcıları tarafından sadece bir ulaşım aracı olarak görülmüyor. Çünkü Rowbike'ı kullanırken sırt ve kol kaslarının da geliştiğinden bahsediyorlar. Liaos. İşte karşınızda güneş enerjisini kullanarak şarj edilebilen bir elektrikli bisiklet. Araca eklenen yenilikçi ek paneller sayesinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor. Bisikletin tüm iskeleti ve gidonu ise karbon fiber materyal kullanılarak üretilmiş. Bu yüzden araç bir kuş kadar hafif. Güneş panelleri ise düşünüldüğünün aksine bir hayli ince ve hafifler. Böylelikle araca fazladan yük binmesine neden olmuyorlar. Liaos'un geliştiricileri tek bir şarjda aracın durmaksızın 72 km yol kat edebileceğini belirtiyorlar.